Hüseyin Gülerci bir gün Gülen'i CHP'de fark edecek. Tam da salı günkü yazımda MHP'de paralel yapı şüphesini konu edinmişken Devlet Bahçeli Partisi'nin grup toplantısında neler neler söyledi. Ankara, Washington ve Pensilvanya arasında MHP düşmanlığının üçgeni kurulmuştur. Bizim paralele teslim edecek bir partimiz yoktur. Kendi kurumlarına kayyum atandığında dünyaya ayağa kaldıran MHP'ye atandığında ise sevinç çığlıkları atanlara diyoruz ki bugüne kadar ne yaşamışsanız müstehaktır. Bunlar iki yüzlü ve Türkiye'nin karşısındaki husumet kutbudur. Bunlar dini paraya dönüştüren İmamlığı şirkete çeviren Amerika'nın kuklası İslamiyetin yüz karalarıdır. Kimileri Bahçeli'yi bu paralel yapı çıkışından dolayı eleştiriyor. Daha önce neredeydin? Şimdiye kadar niye bu yapıya sahip çıktın diyor. Haklılık payı olsa da bu eleştirilerin bugüne bir yararı yok. Önemli olanak partiden sonra mecliste grubu olan bir partinin genel başkanının da legal görünümlü illegal yapıya karşı mücadele vermesidir. Paralel devlet yapılanmasını hala savunmaya çalışanların düştüğü zor bir durum var. F Gülen ve etrafının geçmişte bilhassa devlet kurumlarında insanlara zulüm ettiklerini inkar edemiyorlar. Silahlı kuvvetler mensuplarına sahte delillerle kumpas kurduklarını, Gülen hakkında kitap yazanların susturulmasını savunamıyorlar. Hukuk dışı telefon dinlemelerinde, sınavlarda soruların çalınmasında, mitirların durdurulmasında, HDP'de hükümet istenmesinde bunlar masumdur diyemiyorlar. Bu zor durumdan kurtulmak için bir şey tutturdular. Bizim gibi geçmişte bu yapıya yardımda bulunan ama artık bu yapıyla mücadele edenlere başta Sayın Cumhurbaşkanına daha önce beraberdiniz, neden geç fark ettiniz diye atarlanıyorlar. Evet, geç fark ettik. Çünkü F. Gülen gerçek yüzünü 30 yıl sonra gösterdi. Şimdi isimleri cemaatle anılan o savcıları, hakimleri, polis şeflerini meğer lise talebeliğinden beri tanıyormuş. Din adamı kisvesiyle öne çıkmış, çıkartılmış birinin, milletin evladını kod ismi vererek, gizleyerek uyuyan ajanlar gibi devletin içine yerleştirmesini muhafazakar kesimde kim tahmin edebilirdi ki? Ne zaman ki F. Gülen 17-25 Aralık'ta hükümete darbeye teşebbüs etti, ne zaman ki MİT durdurulmasından sonra Türkiye terör örgütlerine yardım ediyor diye dünyaya jurnallediler, gerçek yüzünü o zaman gösterdi. Ne zaman ki Başbakan Erdoğan hakkında beddua seanslarına başladı, ne zamanki CHP ve HDP için masum bir cemaati seçimlerde alet etti, ne zamanki CHP-HDP hükümeti istedi gerçek yüzünü o zaman gösterdi. Ne yani ihanetlerle anılan Amerika'ya taşeronluk yapan, devlete savaş açan bir adamın gerçek yüzü ortaya çıktığında hala onunla birlikte mi yürüseydik, ihanetlere biz de mi ortak olsaydık? Gülen'den ayrılanlar ondan desteğini çekenler %90 civarındadır. Ortada davayı satan yok. Davayı satanları yüzüstü bırakan milyonlar var. MHP'den sonra göreceksiniz uyanma sırası CHP'ye gelecek. Hele şu kirli kaset komploları bir açığa çıksın. Bakalım Sayın Kılıçdaroğlu sessiz kalabilecek mi? İsterse F. Gülen'in ve o yapıyı partisindeki dört milletvekiline Mustafa Balbay, Dursun Çiçek, Tuncay Özkan, İlhan Cihaner'e sorsun. Hüseyin Gülerce, Star.